Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal'la Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen günlerde Çeşme'de tatil yapan ünlü çiftin romantik görüntüleri objektiflere yansımıştı. Hafta başı bir ödül törenine katılan Baysal'la Yurtçu şıklıklarıyla göz doldurdu. Barış Yurtçu, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen eşi Deniz Baysal'a espriyle takıldı. Güzel bir ödül töreni. Evet. Hangi dalda ödül alacaksınız? En iyi kadın oyuncu. Barış Bey, siz ödül alacak mıydınız, destek olarak mı? Ben destek olarak geldim. Ödül alırsa ismime teşekkür etmesini istedim. Onu görmeye. Yok, ben tamamen destek amaçlı geldim. Deniz Baysal, Teşkilat dizisinin çekimlerine Tokat'ta başladıklarını belirtti. Başladık çekimlere, 3. sezona çok güzel gidiyor. Biraz yorgunum, ben de şehir dışından geldim. Şehir dışında başladık Tokat'ta. Bir yorgunluk var ama heyecanlıyım da. Şu an bütün yorgunluğum gitti. Ödül almayı bekliyorum. 2 sezon boyunca Ankara'da yapılan dizi çekimleri bu sene İstanbul'a taşındı. Ancak Baysal yine eşiyle görüşemediklerini ifade etti. Ben Ankara'dan geldim ama Barış yok bu sefer. Çok yoğun çalışıyor. O yüzden evimizdeyiz ama hiç şikayet etmiyoruz. 2 gün Çeşme'ye kaçtık. Evet, Çeşme'ye kaçtık. Ya, o bize yetti şimdilik yani. Ama yetti. Çalışmak istiyoruz yani. Evet, evet. Yoğun, şikayetimiz yok yani. Barış Yurtçu da geçen hafta sahne aldığı Aydın Buharkent'teki Taze İncir Festivali'nde Deniz Baysal'ı görememekten dert yanmıştı. O şikayet geçerli ama bir yandan da güzel de oluyor. Yani ayrı kalmak bir özlem oluyor, güzel oluyor. Sürekli hani bıç bıç durumu da evet. Şey sıkabilir aynen. Yani. Gerçekten sıkılır mısınız yani Deniz Hanım'dan sürekli vakit geçirseniz? Deniz Hanım'dan... Onu da yaşadık aslında. Evet, valla... Yok, sıkılma. Pandemide sıkılmıyoruz zaten. Yani en kötü bir şeyler hani izliyoruz güzel. Yani. Evet. Uzak kalmak da hoşuna gitmemeli insan. Yani bak şöyle bir şey, doğru bir soru. Mesela Ankara'da 1,5 sene falan şeydi, o biraz artık buramıza gelmişti yani. O artık şey oldu ama böyle ufak ufak hani haftada bir, haftada iki şeyler, onlar sıkıntı tabii, yok yani. Aynen, bence de aynı fikirdeyim. Ama artık bizi daha çok göreceksiniz. İstanbul'dayız yani o anlamda. Mayıs ayından beri yoğun bir konser trafiği içinde olan Barış Yurtçu, eşinin dizi heyecanına ortak olduğunu söyledi. Vallahi ben sürekli İstanbul dışındayım. Konserler Mayıs'tan beri full. İşte daha dün vardı, yarın var yine falan. Çok yoğunum, çok yorgunum. Ama çok da mutluyum çünkü pandemiden sonra bir nefes aldık biz de. Çalışmak iyi geldi. Onun dışında Deniz'in setini artık bekliyoruz. Yani onun da yeni heyecanları var. Ben de ister istemez içinde oluyorum onun. Bakalım, onunla şimdi Deniz'in işiyle şeyiz, meşgulüz şu an kafa olarak. Öte yandan Deniz Baysal kendini geceye hazırlayan ekibine teşekkür etti ve onların videosunu paylaştı. Bir gün içinde her şeyi hallettiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Benim hiç vaktim olmadı. Sadece bir gün prova yapabildik. Her şey cuk oturdu. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum onlara. Deniz Yıldız'ın da mı onlar düşünmüş? Evet. İsminizin Deniz olması da bir alakası var mı? Tabii olabilir efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.